Odalarda işte bir 30-40 lira düşüşle 700 bin lira civarında fiyatları devam ediyor. Bu arada kırmızı kabuklu mercimekte bir artış söz konusu. 1100 liraya kadar fiyatı çıkıyor. Normal olarak tabii mevsimin cevabı artık ürünler az geliyor. Çünkü yenisi artık ona bütün hedefler ona. Burada şimdi en önemlisi arpadaki eksiklik canlı hayvan piyasasını etkilemekte. Onunla ilgili bazı ithalatında serbest bırakıldı. Birkaç bin ton bir şeyler geldi. O biraz insanlarımızı rahatlattı. Şimdi elinde ne kadar arpası olan insanlar varsa piyasaya çıkarıyor. Çünkü arkası gelecek diye. O bizim için iyi bir şey. Diğer taraftan durum buğdayında biraz sıkıntı. Ama onda da yetişecek kadar buğday söz konusu mevcut stoklarda olduğunu tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız yani fiyat artışları ile ilgili beklentiler olmasın. Fiyatlar bu civarlarda rutin olarak devam edecektir. Sayın Başkan, özellikle Suriye'den ithal edilen buğday iç piyasaya girdi. Çok ucuz bu vaziyette ve dengeleri de bozdu. Şimdi iç piyasa dengelerini bozdu ama şimdi ithalette herhalde yine bir fonlamayla bir yükselme gibi bir şey var. Buğday değil de arpa ile ilgili söylüyorsunuz. Biz arpanın fiyatının zaten yüksek olduğunu söylüyoruz. Arpa fiyatının ne kadar düşerse bizim çünkü onun da ilgili hayvancılık sektörünü de o kadar desteklemiş olur. Fiyatlar yani suni olarak artmamalı. Az talebe göre artmalı. Çünkü içerideki hayvanlarımızın aç kalmaması için arpa fiyatlarının yükselmesiyle et fiyatları da alakalı olacak. Yani bir tarafı dengelerken diğer tarafı da öldürmemek lazım. Bu fiyatlarda giderse iki taraf için de iyi olur diye düşünüyoruz biz. 1980 öncesi dünyanın ikinci canlı hayvan üreticisi olan bir ülkeydik. Evet. Şu anda da son sıralarda et ithal eden bir ülke haline geldik. Evet. Peki burada bu besiciliğin Gaziantep'teki konumu şu andaki nedir? Şimdi tabii bu besicilikle ilgilenin yanı sıra bazı şeyler söz konusu. Hayvan yetiştirici, hayvan miktarlarındaki azalmaların çeşitli sebepleri var tabii. Bunların kökünde yani hayvanın yetiştirilmesiyle ilgili değil, doğudaki olaylardan tutturun da yaylalarımıza, ovalarımıza kadar her tarafta çeşitli sebepleri var bunun. Onun için hayvan ihraç eden bir ülke durumunda, şimdi hayvan ithal eden bir ülke durumuna geçmedi. Kendimize yetişecek kadar hayvanımız da var söz konusu. Fakat bu sektördeki artışlar besicileri ve hayvancılık uğraşan sektörün belini kırıyor. Onun için burada girdi fiyatlarını ucuzlayarak da besicinin önü açılmalı. Yem yani fiyatları. Bir teşvik istiyor musunuz bu konuda? Tabii bu konuda teşvik. Sektörel teşvik. Sektörel bir hayvancılığa sektörel bir teşvik olmalı yani. Hiç olmazsa kaba yemlerde bir teşvik olmalı. Yani hükümetin bu konuda bir çalışması var mı? Hükümetin başkan bu konuda bir şöyle bir özür dileyip hükümetin son aldığı bakanlar kurulu kararnamesiyle doğrudan desteği kaldırdığını ilan etti. Kalkmış, süresi doldu zaten. Kalkmamıştı. Devamı sağlanabilirdi. Ancak hükümet özellikle bunu yaptı. Bunu yaptığı da doğru değildir. Yani hayvancılar destek devam etmeli yani. Burada hayvancılığı siz desteklemezseniz karşınızdaki devlerle bizleri bir araya getirirsiniz. Avrupa Birliği'ndeki insanlarla mücadele, et yönünde mücadele etme şansımız zaten yok. Serbest rekabetçi ortamda ortadan kalkıyor. Çünkü bizdeki fiyat girdi fiyatlarından, artan fiyatlardan, et fiyatlarının yüksekliğiyle Avrupa'yla ve diğer dünya ülkeleriyle mücadele etmemiz söz konusu değil. Yani önemli olan biz kendimize yeterken, tabii başta söylediğiniz ihracatçı bir ülke konumuna gelebilmek için de hayvancılığın başlı başına desteklenmesi lazım. Bu desteği keserseniz hem istihdam yönünden hem bu şehirlere göç yönünden insanları yerinde tutarsınız. Onun için hayvancılık önemli bir kalem. Türkiye'de bu işle ilgili nüfusumuzun belli bir kesimi ve belli bir bölgemizi hitap ediyor. O bölgedeki insanları tutabilmek, yerlerinde tutabilmek, oralarda hayvancılığı desteklemekle olur. Siz oralara istediğiniz kadar turizm teşviği veya başka sanayi teşviği verin, bir şey olmaz. Yani o bölgeye biz teşvik verdik, sanayisine veriyorsunuz. Hayvancılıkla ilgili bir teşvik vermiyorsunuz. Hayvancılığı o zaman direkt ilgilendirecek teşvikler vermeniz. Hayvancılıkta elektrik teşviği verseniz de yazar, işçi teşviği verseniz de yazar, bir mana ifade etmez. Onu başlı başına ayrı bir sektör olarak değerlendirip girdileriyle ilgili, yem fiyatlarıyla ilgili, ilaçlarıyla ilgili desteklenmesi lazım. En son Mehmet Şimşek'in Gaziantep'e gelişi, Devlet Bakanlığı gelişinde bu tür öneriler sundunuz mu sanayici olarak? Tabii Hotel'de. Bunlar hep bütün raporlarımızda söz konusu. Her zaman raporların yanı sıra bir de ikili görüşmelerde de söz konusu. Bunlar hükümet tarafından da biliniyor, devlet tarafından da biliniyor. Ama nedense bir türlü olmuyor. Şimdi daha önemlisi bizim buradaki
GAP bölgesinin şimdi küresel ısınmadan, kuraklıktan bahsediliyor, ürün azlığından bahsediliyor. GAP'ın tamamı tamamlanmış, ana temelleri tamamlanmış. Sadece kanaletini yapamıyoruz. Sulamayı götürecek ve %60-70'i tamamlanmış olan bir GAP'ta %30 ile %15 arasındaki yapacağınız kanaletle gelecek sene milli ekonomiye bu vereceğiz paranın 10 katını ve o kadar da insana istihdam imkanı sağlayacaksınız. Hem doğudaki olaylar açısından, ekonomi açısından çok önemli. Onun için bunları tek tek ayrı ayrı herkese, her yerde, her platformda da söylüyoruz. Peki bir umudunuz var mı? Özellikle GAP projesinin tamamlanması konusunda üretimi. Söylüyorum her zaman. GAP'ı kim tamamlayacaksa biz her zaman onları destekleyeceğiz. Rehimizi de onlara vereceğiz diye de söylüyoruz. Kim tamamlarsa GAP'ı biz onun yanındayız. GAP'ı tamamlamayla da ilgili elimizden gelen bizim de yapabileceğimiz bir şeyler varsa her zaman hazırız. Evet, Osman.